E, Gafar yakınca sizle de devam edelim. Ne katacak Türkiye'ye gök kubbe? Yani bir defa <laughs> gök bir savunma sistemi olması hasebiyle savunmamızı, güvenliğimizi garantiler. Ama şunu katar, bütün büyük savunma sanayi projeleri gibi bir kuluçka işlevi görür. Buradan başka sektörlere çıktılar, üretir. Örneğin bilgi işlem sektörüne hiç bugüne kadar sahip olmadığı bazı şansları verir. Mesela yapay zeka alanında çalışan bilim insanlarımız, Türkiye'de bu konuda çalışan insanlar artık o modüllerini ya da efendim üzerine çalıştıkları tezleri, üzerine çalıştıkları projeleri uygulayabilecekleri gerçek bir sahaya kavuşurlar. Yani sizin kendinize ait bir savunma sistemi, radar sistemi, efendim füze sistemi adına ne derseniz böyle bir sisteminiz varsa artık buna dair arkada üretilmesi gereken şeylerle ilgili de e, bilimsel çalışmaların zeminini oluşturdunuz demektir. Bu şu anlama geliyor. Eskiden Hacettepe Üniversitesi'nde bir hala var da eskiden de vardı yani nükleer enerji mühendisi diye bölüm vardı. Her sene 10-12 tane insan alırdı. E, fakat Türkiye'de nükleer enerjiyle ilgili hiçbir şey yoktu. Mesela benim bir arkadaşım var o bölümden mezun. Biz yaşlarda. E, otomobil ticareti yaparak geçimini sağlıyor. Yani Türkiye'nin en yüksek puanlı alan bölümlerinden biriydi. Ama mezun olduğunuzda nükleer enerji ile ilgili hiçbir alan olmadığı için Türkiye'de çalışamıyordunuz. Ya da efendim buna benzer örnekler. Üniversitede bir kürsü açıyorsunuz mikrobiyoloji ile ilgili. Fakat sizin mikrobiyoloji alanında üreten efendim şeyleriniz yok, şirketleriniz yok, büyük ilaç firmalarınız yok. E, mikrobiyoloji bölümünde okuyan talebeler, oradaki hocalar aslında sadece kaynak israfına yol açıyorlar. Yaptıkları bilimsel çalışmaların hayatta karşılığı yok zaten ilk fırsatta da kaçıp yurt dışına gidiyorlar. Şimdi bakın böyle bir sisteminiz olduğunda bu ve buna benzer yani bu da onun bir parçasıdır. Böylesine mütekamil, gelişkin, e, ilerlemiş bir sisteme sahip olduğunuzda siz Türkiye'deki bütün mühendislik alanlarını, bütün mühendislik fakültelerine yepyeni bir ufuk açmış olursunuz. Artık mühendislik mekteplerinde okuyan öğrenciler, efendim, teknik üniversitede, ODTÜ'de, başka okullarda okuyanlar artık ürettikleri tezlerin, yaptıkları projelerin burada karşılık bulacağını bilirler. Aa hocam bir de e, alçak irtifa füze savunma sistemleriyle ilgili proje yapabilir miyiz diye bir çocuk sorabilir mesela. Çünkü bu bir hayal değildir artık. Türkiye'de bu yapılabilir. Onu denemek için İsrail'e, efendim yok Amerika'ya başka bir yere gitmeniz, onlarla konuşmanız gerekmez. Size ait bir üründür. Bir defa bu önemli. Bunun yanında tabii şu gelişir. Bilimsel gelişmenin yanında. E, burada yani bir vidadan plastik parçaya kadar, mikroçipten yazılıma kadar her anlamda Burada üretilen ürünlerin hepsinin yerleştirilmesi, yerleştirilmiş olanların mükemmelleştirilmesi, daha da ileri götürülmesi bunlar Türk sanayisi açısından, Türk yatırımcısı, Türk iş insanları açısından ve dediğim gibi gene bilim insanları açısından birer e, ufuktur, birer hedeftir, önümüze alınır ve bu bu neyi doğru biliyor musunuz? Bugün bunu yapa, yapmayı başarırsanız 20 yıl sonra çok daha iyisini yaparsınız. Daha enteresanı Buradan biliyorsunuz askeri sanayi aslında ta 1910'lardan beri sivil sanayinin ve sivil bilimin kuluçkası olmuştur. Hmm. Buradan sivil hayata çıktılar üretirsiniz. Mesela toplu taşımayla ilgili, efendim sağlıkla ilgili, ne diyelim, sanayi üretim imalat sanayi ile ilgili bir sürü yeni buluşlara kapı aralar bunlar. Yani bu tip sistemler, böyle gelişkin sistemler bir defa en önemlisi böyle ülkeye genel bir katkısı olur. E savunmanızı sağladı. Bir kuluçka işlevi gördü. E satarsanız bir de para kazanırsınız bundan. E kazanırsınız. Dünyada bunu üreten ülke sayısı mahdut. 3-5 ülke yapabiliyor bu gelişkin sistemleri. Onlardan biri oldunuz. Bundan da para kazanırsınız. Şimdi ben yani say, faydaları saymakla bitmez. Hani biz silah konuşuyoruz, füze konuşuyoruz. İnsanlar şöyle düşünebilirler. Ya bu ne kadar kıymetli füzeymiş, ne kadar kıymetli silahmış. Sadece füze ve silah olarak da çok kıymetli. Çünkü bu elinizde olmadığında... Siz çoluğunuzun çocuğunuzun güvenliğini sağlayamıyorsunuz. Öyle bir hep, noktaya geliyorsunuz. Bunu hep soruyorum aslında da e, savunma sanayindeki caydırıcılık dediğimiz husus ya da nokta altını çizmemiz gereken hem masada hem sahadaki caydırcılık değil e, mi? E, tabii şimdi masada... Ya iste... Elinizi güçlendirin. Şimdi efendim masada istediğiniz kadar kabadayılık yapın. Hı. Elinizde yeterli silah yoksa ne demiş? kanun? Hatta belki dedi. gerek bile kalmaz gelmezler bile tabii, değil tabii. mi? Tabii tabii şimdi kanun ne bilen demiş? Gelmez. Hazır ol cenge ister isen sulhü salah. Eğer barış istiyorsan savaşa hazırlıklı olman lazım. Elinde ne kadar gelişkin kuvvetli silahların varsa ve onu kullanabilecek iradeye sahip olduğunu gösteriyorsan ve karşı tarafı caydırsın. Dünyada 1946-48 alak 50 diyelim. 1950'den 91 senesine kadar dünyada soğuk savaş hakim oldu. Dünyanın en güçlü, en fazla silaha sahip iki ülkesi, biri Amerika, öbürü Sovyetler Birliği karşılıklı birbirlerine kafa tuttular. Bir tek kurşun sıkmadılar birbirlerine. Bir tek kurşun sıkılmadı biliyor musunuz? Yani kocaman sanayi üretti, 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 üretti. E tabii akla aykırı yani bir taraftan baktığınızda. Ama düşmanınız varsa dünyada başka bir şansınız yok. Yani şöyle düşünün. Sovyetler Birliği'nde daha az silah olsaydı ya da Amerika'da daha az silah olsaydı daha fazla silahı olan büyük ihtimalle diğerine galebe çalmak için ona bir kurşun sıkardı. Onun üstüne çıkmaya çalışırdı. Onun için bu caydırıcılık önemlidir. Tabii bunu bir de masada konuşmanız da lazım. O da ayrı bir konu. Ben hep şunu düşünüyorum. Mesela bu işlerin her biri 10 yıllık, 15 yıllık proje. Mesela şimdi siz şu siperi yapmışsınız ama bu böyle bir yılda yapılacak bir iş değil. Yani siz yazı tahtası üretmiyorsunuz. Ya da efendim e, bir tesis kurayım da şurada pınarın başına bir su akıyor, oraya da güzel su tesisi kurayım, damacanaları doldurup satayım demiyorsunuz. Hı hı. Onlar da ciddi işlerdir ama bunlar çok gelişkin işler olduğu için bunlara yıllara matuf emek gerekir. 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl emek verilen işler bunlar. E ben hep şunu soruyorum. Acaba Türkiye'de bu siyasi irade olmasaydı? Yani ya şunları yapalım Türkiye'nin bu problemlerini çözelim. Geleceğe bırakmayalım. Gerekirse o maliyetlerin altına girelim diyen irade olmasaydı bunlar olur muydu? Çünkü bunun maliyeti de var. Şöyle maliyetleri var. Kolay değil bu sistemleri geliştirmek. Yani kamu bütçesinden para harcıyorsunuz. Yatırımlar yapmanız gerekiyor. Evet bir gün belki bundan kazanacaksınız. Size geri dönecek ama geri dönene kadar dediğim gibi yani bir tesis kurdunuz. Su işletme işleme bir kafeterya açtınız efendim. Bir kafe açtınız. Şimdi ben o rakamları da yazdım. Mesela kafe açmak işte iki buçuk ila 5 milyon liraya mal oluyor. Bir buçuk yılda amorti ediyor kendi. Fiyatlarda fahiş olduğu için bu ara kahve satıcılığından hemen kazanıyorsunuz parayı. E, lokanta... Giden olursa. Giden olursa da bravo ben gitmeyenler dedim de giden olursa. Diyelim otel açtınız 4-5 yılda amorti ediyor. Bir sanayi tesisi açtınız 8-10 yılda kendi yatırdığınız parayı çıkartıyor. Otomobil tesisi açtınız 6-7 yılda çıkartıyor. Ama bu işler öyle değil. Bunu sadece geliştirip bitirmek 10 yılınızı alıyor. He para harcadınız. Şimdi, bir kat bu şeylere bu maliyetlere katlandınız. E, bu maliyetlere katlanmasanız mesela şunu yapabilirsiniz. Hani ben şimdi hep emeklileri ve emekçileri savunan biri olduğum için rahat konuşabilirim bu konuda. Kimse yanlış anlamaz. E seçimden önce mesela verirsiniz emeklilere 30 ar bin 40 ar bin dağıtırsınız. E para elinizde. Yani kamu maliyesi bir bütün olduğu için buradan bir yerlere para harcadığınızda sosyal maliyetleri de göğüslemeniz gerekiyor. Ama sonunda ürün çıkarsa, efendim ateş ederse, düşmanın füzesini düşürürse ya da işte bizim masada kozumuz olursa o zaman da hepimizin gururu oluyor. Ekonomiye de ayrıca katkısı oluyor. 45'ten 91'e kadar dünyada iki büyük silahlı güç vardı. 91'de Sovyetler çözüldü. Amerika ipi elini aldı. Tam 10 yıl boyunca Amerika kimsenin doğru düzgün silah yapmasına izin vermedi. Sadece bizim değil Avrupalıların da silah yapmasına izin vermedi. 2000'lerden itibaren 2002'de Rusya'nın geri dönüşünü gördük. Rusya kendine geldi dedi ki bir dakika dedi elimdeki silah sistemlerine sahip çıkacağım geliştireceğim. 2010'lara geldiğimizde Çin devreye girdi dedi ki ben de yapacağım. Son 10 yılda ise dünyada bakın bazı başka oyuncular çıktı. Yani yeni jenerasyon silahlar başka oyunculara fırsatlar açtı. İşte bakın Pakistan, Hindistan, İran, Brezilya ve Türkiye. Biz de buradayız. Biz de burada varız. Eğer biz bu treni yakalamasa idik, bakın açık söylüyorum. Önümü, yani 30-40 yıl içinde Türkiye diye bir ülke bırakmazlardı. Yani bunu şunun için söylüyorum. Şimdi siper var ya, efendim, fırtına var, öbürü var, bir sürü silahlarımız var, var, var. Daha da olacaklar. Bu silahlanma hamlesini, bu savunma, milli savunma sanayi hamlesini siz yapmazsanız Türkiye Cumhuriyeti 2070 senesini göremez iddialı bir şey söylüyorum. Neden iddialıyım bu kadar? Çünkü planlarını biliyorum. Adamların planlarını biliyorum. Yaptıkları planları biliyorum. Kendileri de gizlemiyorlar zaten. Onun için baştaki sorunuza döneyim. Bütün saydıklarımın dışında bunların en büyük kazancı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hayatta kalmasıdır, yaşamasıdır. Ya da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün lafıyla ondan alalım. İlelebet payidar kalabilmesidir. Bunlar onun için gerekli. Peki, ee, Coşkun hocam. Şimdi aslında tüm konuklarından ilk sırada görüşlerde e, ve Türkiye'ye katkısını öğrendik e, Gökbülen. Ama şunu merak ediyorum, teknik olarak bize e, anlatabilir misiniz, adım adım gidelim, biraz daha izleyicilerimize sizin bilgilerinizden yararlanacağımız şekilde. E, şu an mesela hisar var. E, evet. izleyicilerimiz hisarı görüyorlar. Az önce süperdi şimdi hisar. E, az önce, evet, süperdi. Yine korkutuyor gök kubbeden de devam edecek olursak bize savunma sanayindeki Hisar'dan başlayalım. Sonra Siper'le devam edelim. Sonra Korkut'la. Şöyle yapalım Göksu. Dediğin sırayla gidelim. Ama hani az önce bir soru sordun. Ne kazandırır bize diye. Hani halkımızın anlayacağı şekilde hani o ekonomik getirileri sana o siyasi kazandırdığı güç bunları bir kenara bırakalım. Ee, çok basit bir tanımlamayla şöyle ifade edeyim. Allah korusun herhangi bir savaş durumunda, bir gerilim durumunda ...başıma ne düşecek diye öyle bir korku yaşamazsın. Yaşanmayız değil mi? Heh, başımıza ne gelir, nereden ne atarlar diye böyle bir korku yaşamazsın. En basit tanımı bu. Neden? Çünkü... E, ...hani bugün dünyanın bütün o savaşlarını incele... ...hep havadan. Emperyal e, mantık, o sömürüye doymaz mantık... ...hep havadan yaptığı saldırılarla coğrafyaları katetti. Dolayısıyla... Onların bu yeteneğine karşı elimiz savunma mekanizması geliştirmen gerekiyor. Şunun altını çizelim mi madem öyle hocam çok önemli bir yere değindiniz. Aselsan Genel Müdürü Sayın Akkyol'un yapmış olduğu açıklama üzerinden gök kubbe adı altında toplanan hava savunma sistemini anlatırken şu ifadeyi kullandı. Demir kubbeden eksiği yok. Hedef yurt satına yaymak dedi. Türkiye'nin hava savunmasındaki yeni adımını aslında böyle özetledi. Bu önemli demir kubbeden eksiği yok. Eksiği yok fazlası mı var? Fazlası var tabii ki. Hatta daha da olacak. Hı. Çünkü biz bu konuda hani boynuz kulağa geçtiği bir tabir vardır ya. Bizden önce başlayanların çok önüne geçtik. Savunma sanayinde bir kere şu noktayı ben madem açtım hatırlatayım. Biz savunma sanayinde kara hava deniz hiç fark etmiyor. Bütün o kalemlerde göksü. Çoğunda en iyiyiz. Diğerlerinde de rekabetçiyiz. Yani rakibiyiz. Geri kaldığımız, daha çok yolumuz var dediğimiz hiçbir şey kalmadı. Mesela şu an var ya insansız teknolojide özellikle hava araçları, İHA'lar, SİHA'lar bizim elimize su dökecek hiçbir ülke yok. Görüntüsüyle, kalitesiyle, havada kalma süresiyle, yaptığı işte başarılı o e, filo yönetimiyle şu an ne Amerika'nın ben ne de diğer ülkelerin bize yanaşacağını düşünmüyorum. Zaten hepsi de bu gözle bakıyorlar. O nedenle de e, şu an bu konuda herkes hakkı teslim etmek zorunda kaldı. Ha Diğerlerinde böyle miyiz? Elbette tamamında böyle değiliz ama onlarda da en azından yanlarına sokulup nefesi ense de hissettirdik. Geliyoruz dedik. Bu bütün alanlarda, bütün konularda geçerli. Zaten az önce Gaffar'ın belirttiği husus önemli. Zincirin ucunu yakaladın mı? Artık karası, havası, denizi. Bunun her türlü sektörü ve silah tesisatı bir beraberinde gelir. Şimdi hava savunma sistemi gök kubbe. Sayın Aktyol'un ifade ettiği husus şu. Gök kubbe, gök kubbe bir bütün sistemin adı. Yani biz ülkemizin hava savunmasına yönelik genel verdiğimiz isim gök kubbe. Bunun altında o senin bahsettiğin az önce sıraladığın katmanlar var. O katmanları da daha önce hatırlarsan bir tanım yapmıştık. Yine yinelenmekte fayda var. Bir iç içe geçmiş tencere seti gibi veya bir lahana mantığıyla hava yolu e, havadan gelecek her türlü saldırıyı katmanlarla kat kat örtülerle engelleyip bir saldırıya kendini güven alman olay bu. Şimdi o bahsetmiş olduğumuz sistemler içerisinde az önce o ilk giriş tabloyu bir açarsak hani o, açalım hemen arkadaşlarımız getirsin e, e, isteyelim. Heh. Şimdi hava savunma sistemimiz nasıl tanımladık? O, Göksu bak aynen şöyle bir katman olduğunu varsayalım. Bu bir oluşturulacak katman örnek yüksek irtifa diyelim. Yani uzun e, irtifa yüksek irtifa hava savunma sistemi. Orta irtifa hava savunma sistemi. Bunun bir kat altı. Alçak irtifa hava savunma sistemi. Bunun bir, bir kat altı. Niye? Çünkü biz havadan bize yapılacak her türlü saldırıyı tehdit olarak algılamak zorundayız. Örneğin bir İHA, drone, SİHA. Bunlar tehdit mi tehdit? Bir helikopter, bir savaş uçağı bir seyir füzesi, bir balistik füze. Bunlar tehdit mi? Tehdit. Peki bunların hepsine tek parça bir savunma sistemiyle baş edebilir misin? Her birinin farklı özellikleri var. İşte o özelliklere göre de konumlanan bir hava savunma sistemi var. Biz Hisar A ile başladık meseleye. Ki Gaffar'ın ifade ettiği husus, hani bu iş bir anda başlamadı, bunun bir, bir safatı var diye. 2007 aklında kalan tarih. İlk daha bu hava savunma sistemiyle Öyle mi? Çalışma... 2007'de mi başladı? Demek 2007'den Demek ki... Olgunlaştırarak bu noktalara gitmek. Yani 15 yıl getiriyor. sürüyor meyvelerini almak. Yani. Zaten kolay değil. Yani bu e, dünyada dünyada hava savunma sistemi anlamında 8-9 ülke var bunu üretebilen. Bak 8-9 ülke var üretebilen ve tamamı yerli ve milli olan katmanlarının 5 ülke var. Bir de biziz. Evet. Allah şükür. Niye? Az önce Zafer bahsetti yani ya, İsrail'in kendine göre oluşturduğu bir savunma sistemi var diye. Mesela demir kubbe onların alçak irtifa savunma sistemi. Arovlar Türkçe adı ok. Arov 2-3 diye katmanlandırdığı orta irtifa hava savunma sistemi. İşte onun bir üstü Davut Sapanı dediği bir savunma sistemi. Şimdi bunların her biri farklı kimisi İsrail yapım, kimi Amerika ile ortak yapım savunma sistemleri. Ama bizde bizde Hisar'la başlayan seri Göksu tamamı senin olan, yerli olan katmanlar. Hisar A, alçak hava savunma sistemi. Hisar O, orta e, menzil hava savunma sistemi. Hisar U, ki yeni adı Siper, uzun menzil hava savunma sistemi. Şimdi bu üç katmanı oluşturduk. Hı hı. Zaten genelde de dünya standartları bu. Ama onun haricinde, az önce göstermiştik ya Korkut, işte e, Gökberk gibi, Sungur gibi, yine aynı şekilde... Akla gelen birkaç tane hemen sayayım. Göktemir, Gökdemir, e, Gökberk gibi, İhtar gibi. Böyle hani isimler isimler on numara ya. Heh. Gene isimler <laughs> valla bu isimler beni benden alıyor gerçekten. Kim koyuyorsa ismini helal olsun yani teşekkür ederim. Zafer Gökberk Göktuğ. Evet. Göksu. <laughs> yani, yani, Türk soyları. <laughs> hemen, hemen. Vallahi siz şimdi Türk soylarını takip edin. <laughs> sizden ilham alırlar <laughs> belki. Evet. Şöyle de e, dediği sus doğru. Yani rastgele isim vermiyoruz ya ve doğrusunu yapıyoruz. Hep tarihle bağ kurarız. tarihle tabii. bağ vardır. Yani, çok şuurlu isimler yani, olduğu Yani aslında e, karşıya şunu söylüyorsun. Hemşerim diyorsun biz her şeyi açtık artık işin şov kısmındayız. Hani bu ben bu mesaj alıyorum bu verilen için herhangi bir tehlike ve tehdit hissettiği an hedefi tespit ediyor, tanıyor, dost düşman ayırıyor ve yönelik öyle bir savunma geliştiriyor ki bak şu an işte gördüklerimiz bunlar radar hemen üstündeki ve bu da toplarımız. Şimdi bu bahsetmiş olduğumuz e, Korkut mesela topu attığı an 160 parça. Yani bilya gibi düşün bir duman oluşturuyor ve o hedef neyse tehdit olan ama işte hava aracı ama bir drone onu etkisiz hale getiriyor. Hatta Sayın Akyol'dan benim aldığım bir müjde konuşmasından tespit ettiğim bir 5000 metreye kadar dedi başarıyı sağladık. Böyle bir fiziki mermi atmadan bir elektronik dalgayla da sistemi kitlediğin ve düşürdüğün denemeler de yapılıyor şu an elektromanyetik dalgalarla. Tam ne bakın zaman çok önemli. hocam. Tam 3 e, aşağı 5 yukarı yıl olarak verebiliriz değil mi? Göksu şöyle o şey grafiğe bir daha gelelim. Az önceki grafiğe, ha, grafiğe gelelim. bir o daha gelelim. Tam işleviyle. İşleviyle bir anlatayım bak. Evet. E... Şimdi bakın burada e, Aselsan kurduğu sistemi kaba bir e, resimle anlatmış. Ve resim şunu anlatıyor bize. Bak şurada radnet diyoruz. Yani e, bütün radarların Aldığı bilgilerin toplandığı merkez Yani hava kuvvetlerimiz tamam. Yani Ankara Bir de havada erken uyarı Komuta kontrol uçağımız var İhbar sistemi var tamam. Bu da link 16 diye okuduğumuz Birim Havadaki gözümüz kulağımız Bu aynı zamanda hava kuvvetleriyle temas halinde Ve filo kontrol Aracıyla da Kontrol halinde Şimdi bu filo kontrol aracı 8 bataryaya havasavunma bataryasına emir komuta edebiliyor. Bağlantı kurabiliyor kendi içinde iç bağlantıyı. Yine aynı şekilde bunların da bağlı olduğu bir atış kontrol merkezimiz var şu araç. Ve bu araçlara bağlı yani şu sisteme bağlı haberleşme araçlarımız, rolelerimiz ve aynı şekilde gökyüzünü tarayan radarlarımız füze fırlatma rampalarımız, bunun aracı ve füze taşıma araçlarımız artı bakım seti gibi araçlar mevcut. Şimdi bunlar 8 batarya filo kontrol merkezine bağlı. Filo kontrol merkezi de Ankara'ya bağlı. Şimdi bizim buradaki örnek Hisar-Alçak irtifa dediğimiz sistem 15 kilometreye kadar bir savunma sağlıyor bizlere. Ve 15 kilometreye kadar o ilk katman yani şöyle bir düşük ilk katmanımız 15 kilometreye kadar Hisar A dediğimiz seriyle bir savunma sistemimizi entegre ediyoruz. Hisar O 30 kilometre ki bunlar hep artıları var onu da belirteyim. Yani 15 artı 30 artı böyle meseleye bakmakta fayda var. 30 kilometreye kadar da Hisar orta menzilli savunma sistemimizle güvenliğimizi sağlıyoruz. Şimdiki adı siper, ev, evvelki adı Hisar U dediğimiz uzun menzilde 150 artı kilometre Peki. bize koruma sağlıyor. Şimdi burada havadan erken uyarı ikaz sistemi yakaladı bir uçak, bir tehdit, bir füze geliyor. Hemen Ankara'ya bildiriyor ve hangi e, filo, e, batarya ve hangi füzeyle savunma sistemini aktif hale getirecekse bunun bilgisini geçiyorlar. Yani ilk Ama bu saliseler değil mi? Saniye. Saniyelerle oluyor. Dakika bile değil. Bak mesela şu radarımız. Bak şöyle bir e, burada e, bir alan figür edilmiş. Hı hı. Şimdi bu radar 360 derece dönebilen her türlü hava kaşığında da çalışabilen bir radarımız. Bu sürekli tehdidi... Bunun Ankara'ya gitmesi, müdahale etmesi... Saliye, saliselerle, saliselerle salis saniyelerle ölçülen bir husus. Şimdi burada gökyüzünü taradı, tehdidi algıladı. Hı. Hemen bu tehdidi Link 16 uçağı bildirdi, o Ankara'ya bildirdi. Ve o bölgede en yakın batarya neredeyse hangisi aktif hale getirilecekse bunun kararı alındı. Ve hangi de karşılık verileceğine yönelik Atış Kontrol Merkezi buradaki karşı saldırıyı başlattı. Sistem böyle çalışıyor Göksu. Evet. Ve şimdi e, biz bunu hani dedin ya Öksürme. bitti mi veya ne zaman bitecek Hemen diye. Hemen geliyorum. Biz biz burada şu an ülkenin tamamını bu hale getirdik diyemeyiz. Daha çalışıyoruz ama hani o bir açılışta KJM vardı ya. Evet. S-400'ün pabucu damam atılacak. Eninde sonunda atılacak. Çünkü S-400 şu an menzil açıdan baktığında 400 kilometreye kadar bir etki alanı olan yani bir üst perde hava savunma sistemi. Sen 400'ün üzerine çıkacak hava savunma sistemini bulduğun takdirde elbette pabucunu atmış olursun. Ama şu an için S-400 Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu ve envanterinde de olan bir hava savunma sistemi. Hmm. Üstelik bizim güzelliğimiz az önce saydım. Hocam şu çok tartışıyor aslında buna da geleceğim konuşacağım. Biz bu sistemi e, tam anlamıyla e, artık e, devreye girdikten sonra S-400'ün elimizden çıkma ihtimali var mı? Başka bir ülkeye de satışını gerçekleştirebiliyor muyuz? Şu, elbette bu yani bu mümkün mü böyle? Yani bir şey? coğrafya kaydırısı Mesela bir ara tartışıldı biliyorsun. Bu, evet, Kıbrıs'a konuşlansın veya işte evet. Azerbaycan'a gitsin gibi. Hı -hı. Elbette bu mümkün ama. Çünkü artık ihtiyacımız kalmayacağı için. Şimdi bu tabii anlam. bu, ya şunu soracağım. Hayır, gelen sistem sistemdir. E, sonuçta savunma sanayinden söz ediyoruz. E, bu bu aletler çöp olacak değil. Dolayısıyla çöp ben... olmaz. Onda çöp olmaz ama ben mesela şurada muhalefet ederim. S-400 var, 300 bulduk, 400'e <laughs> gerek yok, elimizde değil. değil ben eninde sonunda bu işin tamamen benim kanım, benim hisarım olsun isterim. Peki. Çünkü Şimdi... bu yazılım ve bir e, yazılımda Siz da biliyorsunuz açık ve tehdit